O konağa asla dönmemeliydik. Ama Yamini Riti'nin nişan törenini orada yapmak istedi. Tüm ritüeller orada yapıldı. Gizemli odayı biliyorsun değil mi? Bir açılırsa 20 yıllık sır ortaya çıkar ve hepimizin başı çok büyük belaya girer. Düşünemiyorum bile. Biteriz. Üstüne üstlük bahçıvan Gizemi de orada. Eğer bu ortaya çıkarsa bittik. Her şey bitecek. Hem de her şey. O odada nasıl bir gizem var ki? Belki bu sayede hedefimi gerçekleştirebilirim. Bunu çözmem gerek. Sırrı bulmam gerek. Ne yapıyorsun? Söyle bakalım, sen ne yapıyorsun? Baktım da dalıp gitmişsin. Benimle de paylaşır mısın? Kafanın içinde ne var bakalım? Hadi ama. Gitmeliyim. Ama şu anda olmaz. Seni her gördüğümde içimde çok garip şeyler hissediyorum. Bugün de bir anlığına kaybolduğumda çok çaresiz hissettim. Bir daha göremeyeceğimi sandım. Bir anlığına öldüm sandım ve... Bu kadar sevmek iyi değildir Ritik. Belki de. Ne yapayım? Kontrol edemiyorum. Sana aşık olmak çok güzel. Ne yapıyorsun? O zaman uyuyalım. Tabii ki kendi yerlerimizde. Hemen de korkuyorsun. Bekle. Sen bu tarafa, ben de bu tarafta uyuyacağım. Her gece bu şekilde uyuyabiliriz. Tamam. Uhu. Bana yaklaşmaya mı çalışıyorsun yoksa? Dinle. Bu sevgi duvarını aşmak için söz veriyorum. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Yani aşmamak için. Ama sonuçta uyurken vücudumu kontrol edeceğime garanti veremem. Öyle bir şey olmayacak. Ayrıca hareketsiz uyuduğunu biliyorum. Öyle mi? O kadar iyi mi tanıyorsun? Hayallerinde de ben mi varım? Guruma bizi öldürmek için dualar etmiş. Ama yılanlar geri geldiğinde hızlıca oradan kaçmış. Arkasına bakmadan çaresiz kaldı. Bu guruma canımı sıkmaya başladı. İntikamımız da bize sürekli sorun çıkarıp duruyor. Ne yapıp edip artık buna bir son vermeliyiz. Onu yolumuzdan çekmeliyiz. Bu kadar öfkelenme Seşen. O guruma çok güçlü biri. Biz ondan güçsüz müyüz yani? Ne pahasına olursa olsun o kadına yaptıklarını ödeteceğim. Sen de guru değil misin? Sen de güçlü değil misin? Lütfen anla artık. Artık bir şeyler yap. Yalvarıyorum.
Oh, Tanrı'ya şükür. Ah, bunu sürmelisin. Bunu sürdükten sonra hiç kimse yılan olduğunu anlamaz. Gurunma bile. Bu kutsal küller seni istediğin yere götürecek. Git, ne yapıp edip onu yolumuzdan çek. Ama şunu sakın unutma. Her ne yapacaksan yarım saatte yapman gerekiyor. Bu süreyi aşarsan başın belaya girebilir. Çünkü asıl haline dönersin. Ve Guruma da aslında senin yılan olduğunu kolayca anlayabilir. O yaptı. Beni öldürdü. Beni o öldürdü. Ritik? Beni öldürdü. Ben... Ritik. Ben... Ne oldu söyle? O eski odada... Biri bana saldırdı. Beni öldürdü. Üstümde de geçen fotoğraftaki o kraliyet giysileri vardı. Yoksa bu oda, o mahsur kaldığımız oda mı? Evet. Panjinir'deki konak. Aynı oda. Garip bir kabustu. İlk defa o eski odayı gördüm. Ritik o odanın gizemini biliyor mu? Orada ne var acaba? Bak işte, yaptığına bak. Ben sınırı hiç aşmadım ama bak sen aşıyorsun şimdi. Ben... Haklıydım değil mi? Bana yaklaşmaya çalışıyorsun sen. Ben sadece bakıyordum. Bana mı? Evet, hayır. Demek istediğim, kabus gördüğün için sana yaklaştım. Kabusu gören ben. Sen neden endişelisin peki? Sadece kabus, bir şey olmadı. Rahatça uyu hadi. Uyusana. O odada ne sırlar yatıyor? Ritik bile rüyasında o odayı görmüş. Yani onun da o odayla bir bağı olmalı. Ama ne? Her ne olursa olsun oraya girmem gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.